Ya da böyle bir şey daire yapalım. Cemal Cemal. Bugün 4 Mayıs Roza Reş. Sizleri bugünün anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dardayız. Duası. Ya her, ya jare darema, ya her do döriz, ya klauze pir kalkanema. Lokme ma lokme hızırıyor, lokme ma lokme jare da. Roza Reş'in 87. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Amacımız, derdimiz bu katliamı unutturmamak, unutmamak, gelecek nesillere aktarmak ve bir gün mutlaka yüzleşilmesi için tüm toplumsal kesimlerin ortak mücadelesini örmek içindir. Linda Çare Gulani Hazar Nasadı Siyo Heftan da kanun derketiye konkuji dana çekirin. Em de ben Lisarvi harame livi herda derviş yeku jibo roja ki azadi roja rumet lınav meşa hakikati o azadi çune ser hakiya ha katına bin erdi şehit bunu emri ben davanın dozavan dozavane em kat caran bir nakın. Bugün Dersim'deyiz. 87 yıl önce yaşanan soykırımda Dersim tertelesinde birçok canımızı kaybettik. Binlerce canımızı kaybettik. Binlercesi sürgüne maruz kaldılar. Ve maalesef halen acılar tazeliğini koruyor. Bizler Avrupa'da da Dersim soykırımının tanınabilmesi adına birçok çalışmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmaları yürütürken her Dersim'e geldiğimizde görüyoruz ki devlet, resmi devlet ideolojisi ya da devlet üst aklı, buna ne denilirse, Dersim'le, Dersim soykırımıyla yüzleşmek ya da bunun hesabını verebilmek adına adım atması yerine inkarcı, asimilasyoncu politikalarını katmerleştirerek devam ettiriyor maalesef. Şu anda Dersim'de kendi dilini konuşamaz, kendi inancını yapamaz hale getirilmek adına devlet birçok projeyi hayata geçiriyor. HES'lerle doğamız tahrip ediliyor. Dergahlarımız var, ocaklarımız var. Dersim denildiğinde kutsal ocaklarımız, mekanlarımız var. Buraların su altında kalabilmesi adına her türlü politika uygulanmaya ısrarla devam ediyor. Devlet er geç Dersim'den bugüne kadar yaşanan bütün soykırım, katliam, sürgünlerin hesabını verecek, yüzleşecek. Bunun dışında asla bir çözüm önerisini kabul etmiyoruz. Bizler Dersim tertelesinin yıl dönümünde bir kez daha Dersim topraklarındayız ve Dersim tertelesinde adeta düğmeye basılırcasına zamana yayılmış bir katliam dizisinin yaşandığı coğrafyadayız. Ve Dersim tertelesinde yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla anıyorum. Dersim katliamını asla unutmadık, unutturmayacağız. Neden unutturmayacağız? Yenileri yaşanmasın diye unutturmak istemedik. Yenileri yaşanmasın, acıların üzerine acılar eklenmesin diye unutturmak istemedik. Ama ne yazık ki bu ülkenin kurulduğu günden bugüne kadar tekçi, ırkçı zihniyeti, anlayışı, tekçi, ırkçı resmi ideoloji, ondan sonra da çok sayıda Alevi katliamı gerçekleştirdi bu topraklarda. Maraş, Çorum, Gazi, Sivas ve sınırın öte yanında Suriye topraklarında yine buradaki resmi ideolojinin emriyle ve desteğiyle İştibrak katliamı gerçekleşti. Bugün Türkiye'deki resmi ideoloji, bu ülkede yaşayan başta Aleviler olmak üzere farklı halklara ve inançlara öteki muamelesi yapmaktan vazgeçene kadar, bu ülkede yaşayan başta Aleviler olmak üzere bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların eşit yurttaşlık hakkı temelindeki bütün hakları anayasal güvence altına alınıncaya kadar
bizler mücadelemize devam edeceğiz. Bu katliamlarla yüzleşmek zorundayız. Bu katliamların açığa çıkarılması, hakikatle yüzleşmek, bunun için komisyonlar kurmak ve özür dilenmesi, bütün bunlar gerçekleşene dek mücadelemiz devam edecek. Bu topraklar, bu coğrafya hepimizin barış ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşamasına yeter de artar. Ve hakikatle yüzleşmek için buradan çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. 1, 2, 3. Hep beraber. Arkadaşlar biraz günler yapmaya. Hakikat arayışında. Allah geri çekilsin de.